Efendim, herkese tekrardan merhabalar. Ukrayna Rehberi kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet, nihayet laptopumuzdaki işletim sistemini çözdük ve kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Evet sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi bir sorun yaşamıştık laptopla. Yüksek voltajdan dolayı laptopumuz gitmişti. Oldukça da eskiydi zaten. Yenisini almıştık ve yenisini aldık ama tabii ki bunun işletim sistemini yüklemek gerekiyor. Servisten buna çok afaki rakamlar istediler. 4000-5000 grivna gibi rakamlar istediler. Üstelik yükleyeceği zamanda İngilizce de yok. Sadece Rusça yüklemesi gerekiyordu. Ben de bunu istemediğim için boş olarak aldım. Yani işletim sistemi olmamıştı. Dolayısıyla tabii ki işletim sistemini benim burada yüklemem biraz zaman aldı. Güncelleşmeler falan filan derken işte böyle 2-3 gün kadar, 4 gün kadar sizlerden uzak kaldım sevgili arkadaşlar. Evet, uzak kaldım diyorum çünkü biz bir aileyiz. Dolayısıyla nasıl insan bir ailesinden birini görmediği zaman ya da onun bir eksikliğini hissettiği zaman bir özlem duyar. Benimki de bu şekilde bir özlem oluşuyor ister istemez. Tabii ki bunu kalben söylüyorum, samimiyetimle söylüyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle bugün sizlere şöyle bir kısa bir sohbet tarzında bir video paylaşmak istiyorum. Yani herhangi bir bilgi vermek amaçla değil, tamamen yaşamış olduğumuz günlük hayatı sizlere böyle videolar çekip bunlarla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Şimdi öncelikle tabii ki gimbal'ımı takacağım sizin rahat etmeniz için. Çünkü bazı videolarda normal stabil el gimbal'ında çok fazla titremeler oluyormuş. Aynı zamanda biliyorsunuz benim bel sorunum, kalça sorunum olduğu için biraz da topal ördek gibi yürüdüğümden ister istemez videolar tam böyle sabit olmadığından yani bunu ben de kabul ediyorum. Bazı videolarda ben de görüyorum. Böyle bir sallantı olunca insanın başı da dönüyor. Bunu yapmamak için tabii ki gimbal'ımı artık kullanmaya başlayacağım. Yani gimbal'ımızı daha önce de almıştık ama uzun zamandır kullanmıyordum. En sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle paylaşmak istediklerim öncelikle laptopumuzu aldık. Laptopumuzun özelliği nedir? Laptopumuz 15 inç ebatlarında. İşte böyle HP'nin gayet güzel, portatif. Hatta şunu şöyle açayım. Ondan sonra sizlere videomuza devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle bilgisayarımızı, yani laptopumuzu şöyle kısaca bir tanıtmak gerekirse oldukça güzel, oldukça portatif gördüğünüz gibi. HP'nin Omen serisi Ryzen 5 işlemcisi var. GeForce GTX ekran kartı, anakartı var. Özelliklerine gelecek olursak hemen şöyle bir dakika, nerede yazıyordu? Çok fazla da bilgim olmadın da bakayım şöyle. Evet, şöyle görecek olursak AMD Ryzen 5 4600, efendim 512 GB hard diski var, 16 GB DDR4 RAM'i var, free DOS, yani DOS, yani herhangi bir işletim sistemi olmadan satılıyor. Efendime söyleyeyim, HD 250, yani diğerlerini pek bilmiyorum. İşte GeForce ekran kartı var, anakartı var, 1650 Ti, Bang & Olufsen markasıymış sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi ben sizlere kısacası şöyle ekipmanlarımı da kısaca tanıtayım. Evet, gördüğünüz gibi daha önce ben şu aparatla videolarımı sabit, yani elde böyle tutup bu şekilde giriyordum. Tabii ki titremeler bundan dolayı oluyordu. Tabii ki bunun en güzel özelliği bunu böyle bu şekilde açıp sabitleyip çok daha net bir şekilde videolar çekebiliyoruz. Gimbal'da esas böyle bunu yapamıyoruz. Bunun bir avantajı bu. Ama tabii ki doğal olarak yürüdüğün zaman elde titremeler oluşuyor ister istemez. Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle Rode yaka mikrofonumuz var. Rode firmasının, yani bunlar Avustralya firması. Avustralya'da üretilen bir firma, öyle söyleyeyim. İşte kablo girişleri, jackları, jukları falan fişman. Bu da arkadaşlar bizim gimbal'ımız. 3 eksenli, 3 aksisli, öyle söyleyeyim ben size. Şimdi kısaca bunları size tanıttıktan sonra, yani bir bilginiz olsun diye. Şimdi ben ne yapıyorum? Laptopumu, gimbal'ıma geçeceğim.
ve sizlere daha titreşimsiz, daha net görüntüler elde etmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şu anda gimbal'a geçtim. Bakın şu anda gayet böyle oynatıyorum. Herhangi bir titreşme yok. Sevgili arkadaşlar, bunu çok soran oluyor. İşte rending için ben bunu şu anda bir denemesini yaptım, çekimini yaptım. Gayet de güzel, oldukça hızlı. Tabii ki tam profesyonelce mi? Değil ama bizim işimizi görecek şekilde sevgili arkadaşlar. Onun haricinde işte dediğim gibi yaka mikrofonlarımız Rode'nin oldukça güzel, oldukça kaliteli. Yaklaşık 100 metre diyor ama 75-80 metreye kadar çok rahat bir şekilde bağlantısız ses kaydı yapılabiliyor. Evet sevgili arkadaşlar, bugün ayın 20'si, 20 Haziran. Şu anda saat zannediyorum saat 10 ya da 13 çeyrek geçe, o civarda olması lazım. Şimdi sizlere son durumu paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu 4 gün boyunca video çekemediğimiz için, yani bilgisayarla uğraştığımız için işletim sistemi yüklemek, bir de ben bunu sağ olsun Türkiye'den bir arkadaşım bana yardımcı oldu. Türkçe işletim sistemi, yani Türkçe Windows onu kurmuş olduk. O da biraz gecikti. Onun güncellemeleri falan filan derken şükür bugün artık bitirdik. Sabah 8 gibi de bir deneme çekimi yaptım. Oldukça güzel, hızlı rending yaptı. Ve şu anda sizlerle karşı karşıya tekrar kavuştuk. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bizim fasulyelerimiz. Birinci sıralarda 1, 3, 5'li olan sıralarda Bombay fasulyelerimiz var. Çiftli sıralarda olanlarda normal bizim şeker fasulyelerimiz var sevgili arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda Mısır'dan kaptan kardeşim Cüneyt bana Mısır'dan getirmiş olduğu çekirdekleri, nedir onlar? İşte karpuz çekirdeği vardı, kavun çekirdeği vardı ve de biber çekirdeği vardı. Evet arkadaşlar, hemen şöyle sırasıyla göstereceğim. Bakın şu 1, 2, 3, 4 sıra, yani 4 kere 4, 16 tane fide yaptım. Aslında 20 tane çekirdek ektim ama kimisi oldu, kimisi olmadı. Ama genel olarak %90 gayet güzel karpuz çekirdeklerimiz şuradan itibaren gayet güzel oldu. Burada da 12 tane kadar kavun çekirdeğimiz vardı. Kavunlarımız da gayet güzel oluştu. Kaptan kardeşim için rahat olsun. Şunu söyleyebilirsin. Biberler tutmaz demişti birisi. Öyle söyleyeyim ben sana. Gayet güzel tuttu. Bak bunlar senin bana göndermiş olduğum biber tohumları sevgili kardeşim. Evet. Burada gördüğünüz gibi benim kekiklerim var. Maydanozum var. Bunlar sadece böyle deneme amaçlı. Hanım böyle işte hemen ta bahçeye kadar yürümesin. Hemen 2 dakikada burada kesip kaparıp hemen kullanmak için büyük saksılara koymuştuk. Evet arkadaşlar, domates fidelerimizi ekmiştik biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi. Şimdi biber fidelerimize sıra geldi. Şu arkada görmüş olduğunuz biraz irice yapraklı olanlar salçalık biber olacak arkadaş onlar. Bunlar büyük iri, yani yaklaşık böyle 500-600 gram, 700 gram gelecek şekilde tanesi olan biberler. Bunlar tatlı, bunlar da arkadaşlar acı olan biberler. Ama öyle çok fazla acı değil. Yani ikisini harmanladığım zaman böyle tatlı, mayhoşumsu, böyle bir acımsı bir tadı olacağını düşünüyordum. Dediğim gibi bunları da bir yer bulup onları da ekim zamanı geldi de geçiyor bile arkadaşlar. Evet, ondan sonra gelelim. Burada da ekin kardeşimin bana yollamış olduğu Türkiye'den sivri kıl biber. Sivri tatlı kıl biber. Burada da 1, 2, şurada 3 kasa yaptım. Bunlar da gayet güzel tuttu. Bazıları çıktı, bazıları çıkmadı. O yüzden fazladan fide ektim ki yani çıkmayanlar yerine çıkanları telafi edelim diye. Evet, bunlar da artanlar arkadaşlar. İşte biber artanımız var. Çok tutmadı. Yani bunları gözden çıkardım. Yani bakın mesela bunlar mayhoş oldu. Böyle biraz zayıf, keyifsiz oldu. Burada 4 tane momordika, yani kudret narımı ayırmıştım. Ancak bunlar güzel canlandılar. Bu arada kudret narlarım burada arkadaşlar. Evet, fasulyelerimiz oldukça güzel tuttu. Ondan sonra şimdi size üzüm asmamızı göstermek istiyorum. Bu arada burada bu şekilde gayet güzel saksı içinde asmalık
böyle güzel bitkilerimiz var. İsimleri şu anda unuttum. Bir dakika, dur hatırlatacağım. Sardunya, Sardunya çiçeklerimiz arkadaşlar. Bu arkadaki olanlar da petunya. Bakın bunlar petunya. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bunların arkadaşlar ben her sene neredeyse ekiyorum. Böyle plastik kovaları, böyle asmalık. Gayet de güzel oluyorlar. Güzel bir görüntü veriyorlar. Menekşe rengi, yani mor rengi. Efendime söyleyeyim, sarı olanı vardı. Sarıdan bitti, kalmadı şu an elimde. Beğenenler var, alıyorlar, istiyorlar. Bakın bu da arkadaşlar bizim siyah kadife. Siyah kadife. Öyle söyleyeyim ben size. Evet. Bunlar petunyalarımız arkadaşlar. Bunlar da sardunyalarımız. Evet, bu arada üzüm asmamız güzel sardı. Bakın şu anda bayağı bir karanlık yaptı ortalığı. Bu sene büyük, iyi bir verim bekliyorum. Çünkü her yerden bakın şöyle salkımların oluşması gayet güzel. Her yerde bu sene gayet güzel bir verim bekliyorum üzümlerimizden. Bu arada hanım da 3 gün 4 gündür burası bizim mini bahçemiz. Burada güzel şöyle karanfiller almıştık. Ya bunları tabii ki biz satın aldık, yani karanfilleri. Efendim mesela ufak tefek işte bu bitkiler, isimlerini bilmiyorum. Bunu kayınvalide getirdi. Gayet güzel bir şekilde. Burası mini bahçe dediğimiz. Gayet güzel bir şekilde uğraşıyor. Hanım da uğraşıyor. Severek uğraşıyor. Asmamız arkadaşlar kırmızı mor renginde olan üzümlerimiz olacak. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bakın dolu. Bakın buralara bakacak olursanız. Bakın. Dolu, her yerden üzüm fışkıracak bu sene. Öyle tahmin ediyorum. Öyle ümit ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet, burada benim 4 senedir işte dediğim gibi olay. Bu asmaların güneşi kesmesi. Burada işte benim ismini yine unuttum. Bende bir unutkanlık da başladı ya. Kekik. Kekiklerimiz arkadaşlar. Bu limonlu kekik. Limon kokulu kekik. Öyle söyleyeyim ben size. Burada 2-3 senedir, 3 senedir burada oluşuyor. Buradan faydalandık. Kekiklerden kullandık, şey yaptık. Ancak tabii ki hafif bir kuruma var. Bakalım nasıl kısmet. Evet arkadaşlar, üzümden sonra geldik hemen neye? Nanelerimize. Bu bizim yaban nanemiz. Yani dağ nanesi diyorlar ya da işte yaban nanesi diyorlar. Bu da arkadaşlar şöyle açık renkli olanlar da limon nanesi. Limon aromalı. Bu arada buradan Kiev'den sağ olsun bir izleyicim, kendisi Ukraynalı, şöyle bir incir. Normal incir biliyorsunuz burada pek olmaz, ancak kendisi yetiştiriyormuş. Bana bir tane gönderdi. Bunu buraya ektik. Bakalım ne olacak, ne kalacak, hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Evet, burada hemen duvarda, sıralarda kudret narlarımız artık boy vermeye başladılar. Gördüğünüz gibi sarmaya başladılar. Evet, domateslerimizi çok sık ektin diyen arkadaşlarımız da vardı biliyorsunuz. Özellikle farklı bir sistem yapıp maksimum verim elde edeceğim domateslerden. Öyle söyleyeyim ben size. Dediğim gibi şu anda domateslerimiz, evet bu sezon, bu sene sadece Ukrayna'da değil, dünyanın her yerinde yaz oldukça geç başladı ve dengesiz başladı. Yani normalinde bu zamanlarda, ondan önceki senelerde ben domates ektiğim zaman mutlaka çiçeklerini, şu anda yani ayın 20'si çiçeklerini alıyorduk, yani çiçeklenmeye başlıyordu. Zannediyorum bir hafta 10 gün kadar bir gecikmeli olacak çiçeklerin çiçeklenmeleri. Evet, şöyle iki sıra marulumuz vardı. Artık gördüğünüz gibi arada boşluklar var. Onlar artık onlar midede olanlar. Öyle söyleyeyim size. Efendime söyleyeyim, dil var. Roka var. Roka'yı dediğim gibi oldukça çok seviyoruz. Roka gayet güzel bir şekilde büyüyor. Bakın burada çiçeklenmeler oldu. Onlardan artık tohumlar olacak. Tohumluklarını alacağız yine onları. Burada da iki sıra maydanozumuz var. Ancak sadece şurada gördüğünüz taze soğanlarımız istediğim gibi olmadı. Bir de çok fazla da ilgilenemedim. Yani biraz ilgi göstermem gerekiyordu. Maalesef onu yapamadım ama onu da yapacağım Allah'ın izniyle.
Evet, burada gördüğünüz gibi duvar kenarında olan mısır, şeker mısırı. Bunlar bizim kayınpederin kendisinin ürettiği. Hatta bunu böyle görünce buraya ne yaptın sen dedi. Bir sıra dedi mısır ekmişsin. Dedim süs olsun yani görüntü olsun dedim. Yani bir değişiklik olsun. En azından bunlar hızlı büyürse baklalar da ona sarar gibilerinden düşündüm. Ama maşallah baklalar ondan mısırlardan daha önce büyümeye başladılar sevgili arkadaşlar. Evet baklalarımız da gayet oldukça güzel. Tek sıkıntı burada biraz rüzgarda kalıyorlar. Ancak gayet iyi bir şekilde. Bakın şöyle göstereyim ben size baklamız. Gördüğünüz gibi meyvelerini vermeye başladılar. Şuraya 3-4 tane de şey yapmıştım, bezelye ekmiştim. Bu güzel oldu, sardı. Efendime söyleyeyim, bakın burada da devam ediyor. Yani bezelyemiz de meyve vermeye başladı. Bunları ben şey olarak yani değişiklik olsun diye şey yaptım. Gördüğünüz gibi. Bakın burada baklamız gayet güzel. Bunlar iri bakla arkadaşlar. Burada Ukrayna'da baklayı pek bilmezler. Daha çok hayvan yeminde tüketiyorlar. Ancak tabii ki biz Türkler, yani bilmiyorum yani bizim Ege mutfağında öyledir. Bakladan çok güzel fava yaparız biz. Limonlu, zeytinyağlı fava ezmesi yaparız. Yani biz severiz. Bilenler bilirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel. Şuraya ufak bir sopa diktik. Bayağı bir rüzgarlıydı kırılmasın diye. Evet. Bu bitkileri soranlar olmuş. Bu bitkilerin isimlerini alem bilmiyorum arkadaşlar. Yani eşim de Ukraynaca ismini bilmiyor. Bu bitki burada pek bilinen bir bitki değil. Ama her yerde görüyorum. Her yerde açıyor. Yaz kış. Yani sürekli bir bitki. Bunlar kışa doğru ufalıyor. İyice çürüyor. Kalan ufak 3-5 tane kök kalıyor. Onları da ben hiç ellemiyorum arkadaşlar. Sadece üstüne saman tarzı bir şeyle örtüyorum. Karın altında yani koruma olsun diye. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi gayet güzeller. Evet. Lavantalarımız arkadaşlar. Bir arkadaşımız tutmaz dedi. Evet bazıları tutmadı. Doğru. Haklı çıktı kendisi. Ama bazıları da gayet güzel bir şekilde tuttu. Tabii şunları şöyle bir şeylerden temizlemek lazım. Bakın. Lavantamızda. Yani bu sırayı böyle komple lavanta yapmıştık zaten. Bu sırada gayet güzel. En azından sivrisineklerden veya bu tür şeylerden bizi biraz uzak tutabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu bitkilerde tabii şu anda hepsini budadık, kestik. Çünkü bunlar da çok yıllık bitki. Soğan köklü bitkiler. Ve çok güzel çiçek açıyorlar. Tabii ki daha önceki videomda açmış vaziyetteki olan halini görmüştünüz, göstermiştim. Şimdi tabii ki bunlar yani 3 gün, 5 gün, 10 gün falan ondan sonra tekrardan yeni bitkiler açacaklar. Daha hızlı bir şekilde açabilmeleri için de bunları böyle ufaktan kesiyoruz. Evet burada da gördüğünüz gibi o bitkilerimiz var. Bu bitkilerin isimleri de arkadaşlar iris bitkisi. Evet burada da şurada bilmiyorum görebilecek mi, seçebilecek misiniz temizlememiz lazım. Şu 1, şu 2, şu 3, ortancalar, onlar daha farklı yerdeydi. Bu sene buraya aldık bunları, daha yani bir görüntü olsun diye. Evet, anormal derecede gördüğünüz gibi arkadaşlar, haşere ile mücadele, otla mücadele etmemiz gerekir. Dediğim gibi bu 3-4 gün, 5 günlük süreç içerisinde, inanın hiç içimden de gelmedi. Keyif bile alamadım yani. Öyle söyleyeyim ben size. Hemen buradan devam ediyoruz. Bakın şu anda yürüyorum. En azından görüntüde titreme olmuyor. Evet buraya şu bitkilerden ekmiştik arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim ben size. Ufak ufak ekmiştik. Bakın bunlar büyüdüler. Gayet de güzel. Tuttular. Tabii şu otları hep yolmak lazım. Bunlar da ayrı bir iş. Ama tabii ki zevkle yapılan bir iş. Tabii ki bunu akşam serinliğinde ya da sabah serinliğinde yapmamızda fayda var. Çünkü dün öğlen 36 dereceyi gördük. Çok enteresan. Yani çıkılacak gibi değildi. Bakın mesela burada da gülümüz var. Kadife. Kadife renkli bordo kırmızı. Burada pembe.
Rosalina cinsiymiş zannediyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması gerekiyor. Evet, bu arada uzun zamandır havuz işte temizlendi mi temizlenmedi mi? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi en azından şu anda dip gözüküyor. Bakın. Saksı içine, böyle plastik kutular içine koymuş olduğumuz şeyler vardı. İşte nünüferler vardı. Açan. Gayet güzel bir şekilde. Bildiğiniz gibi şu marul bitkisi suyu temizleyen. Bakın şurada pislikleri toplamış. Tabii ki adet olarak az olduğu için biraz geç temizleme yapıyor. Ancak bunlar gayet çok güzel temizlik yapıyor arkadaşlar. 5 tane almıştık. Şu anda 5 taneden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olmuş. 2 tane de fazladan olmuş. Bu arada bizim arka komşumuzun arıları arkadaşlar. Bakın geliyorlar. Burada nektar üretiyor bu çiçek. Tatlı suyu var. Onları emiyorlar. Onlar da hayatlarına bu şekilde devam ediyorlar sevgili arkadaşlar. İlk zamanlar ben çok korkmuştum. Yani arılar sokar mı eder mi diye. Arkadaşlar bu aralar kesinlikle insana çok alışık herhalde. Hiçbir şekilde daha sokulmadım. Bakın görüyorsunuz. Seslerinizi de duyuyorsunuz herhalde. Vızıl vızıl. Evet, şunu şöyle alalım. Hoppa, şöyle atalım. Evet arkadaşlar, yani şu anda en azından dip gözüküyor. Eminim ki şu marullardan şöyle bir 5-10 tane daha atsam çok daha hızlı temizleyecek. Ama bizim acelemiz yok. Çünkü neden? Çok hızlı ürüyorlar, büyüyorlar. Dolayısıyla bir ay içinde bütün havuzu kaplayacak. Havuzu kapladığı zaman da dibi göremeyeceğiz. Bu arada Japonlarımızı da sabırsızlıkla bekliyorlar yeni evlerine. Onları da buraya atacağız arkadaşlar. Japonlarımızı da buraya atacağız. Evet, devam edelim. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi bugün ayın 20'si, 20 Haziran. Arkadaşlar, bu kadar sıkıntı, bu kadar stresten sonra eşime dedim, şöyle bir ufak bir tatil yapalım dedim. O da olur dedi. Nereye gidelim, nereye gidelim? Şimdi her ülkenin kendine göre bir takım... Durun be, ne bağırıyorsunuz? Her ülkenin kendine göre bir takım PCR test isteme şeyleri var. Ve en sonunda şeye karar kıldık sevgili arkadaşlar. Sırbistan Karadağ'a karar kıldık. Nasip kısmetse bir hafta şöyle her şeyden uzak kafa dinlemek. Yani sadece deniz, güneş, kum, o şekilde bir kafa dinlemek istiyoruz arkadaşlar. Bu arada bu bir hafta boyunca tabii ki bizim hayvanlarımıza bakacak olan Sülevan var. Sülevan'ı tanıyorsunuz. O sağ olsun ilgilenecek. Ancak işi kolaylaştırmak için Merinos ve Romanovların dişilerini arkadaşlar, burada da görüyorsunuz, bakın şu anda keyif yapıyorlar. Evet, bu çok yaramaz. Bu çok yaramaz. Evet, bunlar arkadaşlar bize sondan geldi. Bir ablamız, daha doğrusu almış, eşi getirmiş. Hamile olarak getirmiş anneyi. Anne bu, bakın şu. Şu anda onu kırptık. Anne giden olan bu. Kırptık. Ancak Merinos'la çiftleşmiş. Merinos'la çiftleştiği için iki tane yavru yapmış. İki tanesi de erkek. Biri şu siyah dana gibi bağıran. Şu arkadaşlar. Bir erkeğimiz bu. Öbür erkeğimiz de hemen şurada. Çitin öbür tarafında beyaz. Beyaz kafalı olan. Ancak tabii ki Merinos'a da benzemiyor. Romanov'a da benzemiyor. Heh, bağıran bakın. Bu. Dolayısıyla ikisi de erkek olduğu için ikisi de bunlar arkadaşlar. Biliyorsunuz yaşamış olduğumuz bir takım sıkıntılardan dolayı bunu biz kurbanlık ya da adaklık olarak kendimize keseceğiz. Şimdi tabii ki şöyle böyle. Şimdi kapıyı açtım. Gördüğünüz gibi buradaki kapıyı açtım. En azından hayvanlar arka tarafa da gitsinler. Orada da işte bir takım yeşillik var.
orada en azından otlanırlar diye düşünerek bu şekilde açtık. Şimdi Süleyman'a kolaylık olsun diye biz sadece damızlık erkekleri ayırdık arkadaşlar. Damızlık erkek derken işte bir tanesi bizim Pamuk. Merinos erkeğimiz Pamuk. Oğlum ne yapıyorsun babam? Ne yapıyor oğlum? Gel bakalım. Evet, gördüğünüz gibi boynuzun bir tarafını kestik çünkü çok uzamıştı ve gözüne giriyordu. Biri Pamuk arkadaşlar. Burada bir hafta boyunca burada kapalı kalacaklar. Suları, efendime söyleyeyim, samanı, peletleri eksik olmayacak. Maço ile beraber niye tutmuyorum? Burada da Maço. Maço, oğluşum ne haber? Ne haber koçum? Evet, Maço bizim farklı ya. Maço çok farklı. Maço'yu da buraya koyduk arkadaşlar. Onun da burada samanı var, peleti var, suyu var arkadaşlar. Şimdi bunları ikisini ayırdık. Çünkü neden? Şimdi arkadaşlar ikisini bir yere koyduğumuz zaman müthiş derecede kavga ediyorlar. Müthiş derecede tokuşuyorlar. Ve tabii ki aralarında bir 6 aylık bir 6-6,5 aylık kadar bir fark olduğundan Pamuk daha genç, böyle biraz daha böyle kavgacı. Hemen böyle kavga etmek. Efendime söyleyeyim, işte iki erkek bir yerde olunca böyle bu şekilde kavgalar oluşabiliyor. Şimdi ayırmamızın sebebi, bakın buraya ikinci bir aslında yalaktı bu. Metalden kaynak etmiştik. Burada işte pelet yemlerini koyduk. Peletleme yemi. Burası da taze ot ya da saman otumuzu buraya koyacağız. Dişilerde bir sıkıntı yok. Yani dişiler zaten diğer erkekler de ufak. Onlarda da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani en azından şimdi dişiler dışarıda kalacaklar. Yani ahırlara girmeyecekler bu bir hafta boyunca. Sadece erkekler ahırda kalacak. Ve dişiler mesela dün akşam biz bu sistemi yaptık. Süleyman'la beraber. Bir deneyelim dedik, ne yapıyor ne ediyor. Ancak tabii ki çok fazla bağırmalar olmaya başladı. Çok fazla meylemeler var. Ve bundan dolayıdır da tek endişemiz, zaten biz köyde yaşadığımız için. Evet, şimdi hemen arka tarafımızdaki komşunun da kazları var. Onlar da sürekli gak 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 diye ses çıkartıyorlar. Yan komşumuzun köpekleri var. Onlar da sürekli havluyorlar, bağırışıyorlar. Yani benim endişem insanlara yani rahatsızlık vermemek. Bu en büyük sıkıntım o, derdim o. Evet arkadaşlar, böyle kısa bir sohbet turu tarzında bir videomuz olsun istedim. Sizleri şöyle bilgilendireyim istedim. Bu arada Angela'mız gebe. Zannediyorum Nisan gibi doğumu gerçekleşecek. Şans da gebe. Diğer Romanoflarımızın hepsi gebe arkadaşlar. Evet, Maço gayet sağlam çalışmış. Evet, bizim Oscar'ımız da susamış. Burada da gördüğünüz gibi kara sineklerden korunmak için böyle kapanlar yapmıştık. Gayet güzel çalışıyorlar. Gayet sağlam bir şekilde çalışıyorlar. Sadece bir hafta 10 gün sonra etkisi yitiriyor. Bir eldiven giyiyor. Şuradan açıktan şöyle bastığımız zaman, bakın şöyle giriyorsunuz, açıklık oluyor. Oraya içine tekrardan sirkeli maya katıp devam ediyorum. Yani bunlar ağaç arasında olan iki tane kapanım. Tabii çok fazla rüzgar oldu geçenlerde. Dediğim gibi o yağmurlu şimşekli. İşte böyle kurumuş yapraklar da bunun üstüne böyle yapışmış olabiliyor. Ama en azından hayvanlarımızı çok rahat bir şekilde koruyor. Aynı şekilde burada efendime söyleyeyim, daha bunları bugün sabah yaptım. 8-8.30 gibi yaptım. Yine böyle bir tutkallı bir şekilde. Evet, şurada gördüğünüz gibi ufak artık meyve sineği mi derler ona, ne diyorlar bilmiyorum. Burada da gördüğünüz gibi ondan sonra şurada da, evet burada da var yine maya. Daha yeni yapmıştık yani, koydum bunları. Zaten görüyorsunuz. Evet, gayet güzel çalışıyor
kapanlarımız, sinek kapanlarımız. Sertin ahırların içinde de siyah kovalara yapmıştım. Onlar da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Evet, sabahtan gayet güzel bir şekilde yemlerini yediler. Şu anda gördüğünüz gibi hepsi keyif yapıyorlar, keyiflerini çıkartıyorlar. Bu kapıyı kıracaklar. Durum onu gösteriyor. Ben şunu şöyle... Şöyle açayım. Evet arkadaşlar. Allah nasip ederse şöyle bir haftalığına bir kafa dinlemeye gideceğiz. Zaten Sırbistan Karadağ yani hiçbir milletten vize istemiyor. Bildiğim kadarıyla. Yani Türk vatandaşından da istemiyor. Ukrayna vatandaşından da istemiyor. Tercih etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi PCR testi. Yani koronavirüs testi istemiyor. Yani girişte de istemiyor, çıkışta da istemiyor. Sadece Ukrayna'dan, biz tekrardan Ukrayna'ya giriş yaparken Ukrayna bizden zannediyorum ki değişmediyse 14 günlük bir, pardon 10 güne düştü, 10 günlük bir karantina da kendimizi korumamızı isteyecek. Telefon numaralarımızı alıp, yani telefon numaralarını kaydediyorlarmış ve o şekilde artık tespit mi ediyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Yani ekstradan bir masraf olmamalı. Bu şekilde bir haftalık bir Sırbistan Karadağ gezisi planladık. Rezervasyonlarımızı yaptık. Allah'ın izniyle gideceğiz. Kalacağımız yerin ismini şu anda tam hatırlamıyorum ama gittiğim zaman orada bol bol sizlere video çekeceğim. Kısaca bu kadar arkadaşlar. Yani umarım bu video sizin hoşunuza gitmiştir. Şöyle bilgilendirici bir video. Sohbet tadında, sohbet tarzında. Bilmiyorum siz keyif alıyor musunuz? Ben müthiş derecede keyif alıyorum. Ha bu arada gitmeden önce şu havuzu bir doldurmamız gerekiyor. Geldiğimiz zaman havuz keyfi yapalım en azından. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir sevgili arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize tavsiye edebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ancak en büyük sıkıntı şunu söylüyorlar. Abi sen ne zaman video attın biz görmedik. İşte ki biz aboneyiz şudur budur. Arkadaşlar abone olmakla değil, aynı zamanda abone olduktan sonra bildirim butonu var. Bildirim butonu zili var. Tümünü açık ederseniz hemen anında arkadaşlar şey yapıyor. Yani video eklendiği zaman direkt size bildirim gönderiyor arkadaşlar. Yani bazen diyorlar işte işte bizi önermiyor, işte işte haberimiz olmuyor. İşte bu haberi olmamak olayı şu arkadaşlar, hani abone olunuyor ama bildirim zilini açmıyor. Açmayınca bu sefer bildirim gitmiyor. Sadece işte ön sayfalarda, yani ön ana sayfada görürse görüyor, o şekilde haber oluyor. Ya da direkt sayfamıza girip oradan bakıyor. Aa işte diyor, abi diyor sen diyor 5 tane video atmışsın diyor, bizim hiç haberimiz olmadı. Gibi gibi. Evet arkadaşlar fazla uzattım lafı. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve havalar artık iyice ısınmaya başladı arkadaşlar. Çok fazla öğle saatlerinde güneş altında sevgili arkadaşlar dolaşmayın. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Paka paka.